Evet, herkese yeniden merhaba. Yine bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sizleri bekliyorum. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Diğerlerini de bekleyelim. Herkes girdikten sonra hal hatır sorayım. İnşallah herkes iyidir, keyfiniz yerindedir. Evet, ben konumla bağlantı kurmaya çalıştım. Kendisiyle de görüştüm ama telefonda bir sıkıntı varmış. Bağlantıyı görmüyor maalesef. Gündüz de aslında biraz çalışmıştık ama o yüzden bu akşam ben sizlerle sohbet edeyim istiyorum. Lütfen beni terk etmeyin. Burada yalnız bırakmayın. Bu hafta çok önemli bir hafta. 7 ve 14 Şubat doğumsal kalp hastalıkları farkındalık haftası. Bununla ilgili konuşmak istiyorum çünkü beni de ilgilendiriyor. Ben de doğumsal kalp hastalığına sebep pulmoner hipertansiyonla tanıştım. Bununla ilgili biraz bir şeyler söyleyebilirim. Ara ara konuğuma bağlanmaya çalışırım. Aslında ne güzel, böyle siklorodermanın anında rengini giymiştim. Böyle hazırlık yapmıştım, ne kadar güzel. Ama çok üzüldüm şu an. Konuğum da çok üzüldü. Belki şöyle bir şey yapabilirim. Evet. Bir saniye. Aynur Hanım beni arıyor. Evet, ben yeniden geldim mi? Konuşmama şahit oldunuz mu bilmiyorum. Ama Aynur Hanım çok üzgün. Onunla başka türlü yayın yaparız artık, Instagram'a video olarak yükleriz. Belki Zoom üzerinden ikimiz yaparız. O şekilde yükleme yaparız. Ama bu akşam ben dediğim gibi doğumsal kalp haftası, kalp hastalıkları farkındalık haftası olması sebebiyle bundan konuşmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi ben de doğumsal kalp hastalığına bağlı olarak pulmoner hipertansiyon hastasıyım. Maalesef doğumsal kalp hastalığı olanların yaklaşık %5'inde pulmoner hipertansiyon görülebiliyor. Bebeklikte de fark edilmediğinde sonuçlar benimki gibi olabiliyor. Ama bebekliğinde fark edilmiş olsaydı, mesela erken tanı alınmış olsaydı, ameliyatla bebek sağlığına kavuşabiliyor. Yalnız maalesef dediğim gibi erken tanı alınmadığında pulmoner hipertansiyona dönüştüğünde geri dönüşü olmuyor ve kalp akciğer nakline kadar bu hastalık bizleri götürebiliyor. Ve çocuk yaşta kalp akciğer nakli olması gerektiğinde de maalesef 14 yaşından küçük vefaten organ bağışının yapılmadığını hepimiz az çok biliyoruz. Tabii ki dolayısıyla çocuklara da organ nakli bu sebeple yapılamıyor. Evet. Sizler bu konuda fikriniz varsa bana da söyleyebilirsiniz oradan. Bu hafta yine çok güzel bir gelişme oldu Kartal Koşu yolunda. Akciğer nakli olmuş bir hastayı Erdal hocamız yine taburcu etti. Çok da sevindirici bir haber bu. Bu hafta sigarayı bırakma haftası. Lütfen sigara içenler sağlığınızda dikkat edin, sigarayı bırakın. Ve ben yine şöyle bir şey söylemek istiyorum. Anne olmuş, yeni anne olmuş. Ne bileyim, torun bekleyen anne adayları, torun bekleyen babaanneler, lütfen bebekleriniz dünyaya geldikten sonra, kucağınıza aldıktan sonra onları sıkı takip edin. Mesela anne sütü alırken yoruluyorsa, göğsü fazla inip şişiyorsa, dinlenme ihtiyacı duyuyorsa, dilinde, dudaklarında ve parmaklarında morarma varsa lütfen bir doktora başvurun. Çünkü bir kalp problemi olabilir. Az önce de söylediğim gibi erken tanı alırsanız çocuğunuzun sağlığını kurtarmış olursunuz ama eğer erken tanı alamazsanız bizim gibi ömür boyu sağlık sorunuyla mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu arada 11 Şubat'ta Sayın Hocamız Serdar Kula doğumsal kalp hastalıkları farkındalık haftası sebebiyle bir programı olacak. Sorularınız varsa kendisine yöneltebilirsiniz. Ben kesinlikle kaçırmayacağım.
Bunu sadece kalp hastası olmanız gerekmiyor. Yani benim gibi olmanız gerekmiyor. Çünkü bebek bekleyebilirsiniz. Kardeşiniz bebek bekliyordur. Yani bunu bence herkesin izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. O sebepten mutlaka ve mutlaka Erdal hocamız, Serdar hocamızın programını kaçırmayın diyorum. Evet. Başka ne söyleyebilirim? 13 Şubat. 13 Şubat'ta aile toplantımız var ve benim için çok önemli. Çünkü neden? Hepimiz için çok önemli. Çünkü 13 Şubat bizim aynı zamanda derneğimizin 3. yıl kutlaması olacak. 3. yılını kutlayacağız. Herkesi bir küçük pasta ve bir mumla bekliyoruz. Hep beraber mum üfleyeceğiz lütfen. Lütfen 13 Şubat'ta hepinizi bu aile toplantımıza bekliyoruz. Derneğimizin 3. yaşını kutlayacağız. Başka olarak konuğum olmak ister misiniz? Evet, beni burada yalnız bırakmayın. Sizlerden birisini alabilirim aslında. Kim katılmak ister yayına? Ben anlatabilirim hikayemi diyen aranızda var mı? Benimle sohbet etmek isteyen? Evet, sizleri bekliyorum. Cevap bekliyorum. Bakın burada ben görüyorum tam 21 tane beni şu an izleyen var ve ben sizlerden birini burada konuk almak istiyorum. Fulyacığım, seni konuk alayım mı? Ve aile toplantımıza mutlu, yani üye olup olmamanız önemli değil. Hepinizi bekliyoruz. Nakilada eksik. Bu çıkma şansın. Ben çok iyi Selma Hanım sorunuzu anlayamadım aslında ama. Münip. Münip ben seni tanıyorum değil mi? Biz seninle Ankara'da tanışmıştık galiba. Seni yayına alayım mı? Bak bir 5 dakika benimle konuşur musun? Gel canlı yayında konuğum ol. Ne dersin? Evet oradan cevap bekliyorum senden. Akciğer nakli oldun sen de Viyana'da hatırladığım kadarıyla. Evet şöyle çat kapı yapmak ister misin? Kimse konuğum olmak istemiyor. Yazık bana ya. Allah aşkına bir taneniz gelin. Evet, benim çok böyle bahsedeceğim bir şey yok şu an ama şöyle diyeyim. Dediğim gibi mutlaka aile toplantımıza 13 Şubat'taki aile toplantımıza hepinizi bekliyoruz. Çünkü kistik fibrozi, ha, tamam Olcay Hanım demiş ki Selma Hanım organ için soruyordur. Organ için soruyorsa 13 yaş bilemiyorum onu doktorlara sormak gerekiyor. Şu an ben bir şey söylersem yanlış olur. O yüzden buna ne diyor Kamcan? Canlı yayın talepleri geliyor sana ama sen görmüyorsun diyor. Evet ben böyle heyecandan kaçırıyor olabilirim. Bir daha yazsın lütfen. Görmüyorum şu an yani. Baktım yazılanlara da ama. Kendisi bana istek. Ha pardon bak Begüm. Tamam pardon doğru görmüyormuşum. Canım benim, seviyorum seni. Evet, Fule'yi davet ediyorum. Gördüm. Güzel, güzel. Merhabalar. Merhaba. Bu akşam böyle bir aksilik yaşadık. Ben de ne yapacağımı bilemedim dedim. Hadi dedim sizlerden birini alayım yayına. Evet, sen de benim gibi değil mi doğrudan kalp hastalığına bağlı olarak pulmoner hipertansiyon hastasısın. Ne Aynen demek öyle istedim? ablacığım. Önemli. Şöyle, ben de doğumsal kalp hastasıyım. Geç kapatılmış PDA'ya bağlı bir pulmoner hipertansiyon gelişti bende. Daha erken kapatılsaydı muhtemelen hastası olamayacaktım ama her şeyin bir güzelliği var şimdi sizinle beraberim. Evet. Fule aslında birbirimizi tanıyoruz ya. Sen de şimdi ben yıllarca hep böyle yedim bitirdim kendimi. Dedim ki işte ben ihmal edildim. İhmale geldim ve bu sebepten dolayı ben tedavi edilemedim diye dövündüm durdum.
Ama sonra seninle tanışınca bunu çok farklı bir şekilde yorumlamaya başladım. Çünkü sen hep bebekliğinden beri tedavi görmüştün. Değil mi? Yani hep bebekliğinden beri hep doktorun eli altındaydın ama gene de aynı noktada buluştuk. Evet, aynı kaderi aslında paylaştık. Ben doğduğumda bir çocuk doktoru fark etmiş kalbimde farklı bir üfürüm olduğunu. Daha sonra annem babam beni büyük üniversitelerdeki hastanelere götürmeye başlamışlar. Ancak daha önceki yayında da söylemiştim, asla kimseyi suçlamak niyetimde değilim bunun üstünde. Çünkü çok uzun yıllar geçti. O zamanki şartlar, Evet. Tabii. deneyim, işte görüntüleme cihazları vesaire şimdikiyle bir değil. Geç teşhis edildi bende de aslına bakarsanız. Yani daha Ya şu ben seninle andaki tanıdıktan şartlarda. sonra şuna çok inandım. Ya demek ki kader dedim yani. Hani boşuna Aynen öyle. öyle ya da böyle dememek gerekiyor. Demek ki kaderimizde varmış. Ama tabii ki bunu kaderi de bırakmamakta fayda var. O ayrı mesele. Tabii Hani yani o yine de dönemde de çok çaba bebeklerimizi sarf etmişler. evet. Nedir acaba, nasıl çözebiliriz falan diye. Sonrasında basınçlarım da yükselmeye başlayınca bizim bu peydayı kapatmamız gerekir diye bir karar çıkmış. O yüzden 5 yaşımda, 4 yaşında ameliyat oldum. 5 yaşında işte pah teşhisi konuldu bana. 5 yaşında. Evet. Çok küçük. İşte o zaman ama dediğim gibi mevcut şartlarımızı şimdiki günümüz şartlarıyla o zamanı birleştirmek mümkün değil. Aynı şeyleri düşünmek mümkün değil. 5 Evet. yaşındayken hiç ilaç yoktu. Hiç kimse bilmiyordu. Belki pulmoner hipertansiyon hakkında da çok çok hani geniş bir bilgiye sahip değillerdi. Nasıl tedavi edilebilir, nasıl bir şey olabilir şimdi ama mesela erken teşhiste böyle bir şansları var çocukların. O yüzden ben mutlaka anne babaların çocuklarına çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hafif morarmalar, Evet. işte çok sık nefes almalar, çabuk yorulmalar görüyorsanız çocuklarınızda mutlaka bir doktora başvurun demek isterim yani. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Evet, teşekkür ederim yayına katıldığın için. Rica ederim. Bu arada 13 Şubat aile toplantımız linkini biz Instagram'da paylaşıyoruz. Oradan bağlantı kurarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ben aslında şöyle bir şey yapmak istiyorum Fulya. Başka yayınımıza katılmak isteyen olur mu? Hani ben kaçırdım az önce. Geldi oradan davetler de ben böyle heyecandan herhalde görmedim. Başka katılmak Minip isteyen var gelsene. mı? Minip, Efendim? bence gelmelisin. Evet, Minip'e Minip'i çok sesleniyorum. istedim aslında ama onu kaçırdım galiba ben. Evet, Bugün bana başta da sürpriz oldu böyle. evet güzel oldu ama sevindim yani. Ama ben böyle biraz daha renklendirmek istiyorum. Hani böyle birkaç kişiyi daha alabilir miyim acaba diye. Lütfen az önceki bana bağlantı isteği gönderenler tekrar gönderebilir mi diyorum. Öyle Ben de 13 yapınca Şubat'la ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben bu tamam. ayıp toplantılarımıza her zaman katılamıyordum ama geçen ay katıldım ve çok mutlu oldum gerçekten. Çok eğlendik. Hiç çekinmesinler. Herkes gelsin bence. Ne kadar kalabalık o Bence kadar de bu iyiyiz. hafta daha güzel olacak. Hep beraber mum üfleyeceğiz. Bence daha eğlenceli olacak. Güzel bir şey paylaşacağız. Bu çok hoş olacak. Evet, şuradan kimler bağlantı isteği göndermiş diye bakıyorum ben. Senin anlatmak istediğin başka bir şey var mı? Ben bu arada burayı kolaçan edeyim. Kimleri kaçırmışım? Ben şu aralar kendimle ilgili söz edeyim. Yaptığımız pulmoner rehabilitasyonla ilgili yayınlar beni çok motive etti Az gerçekten. önce benim de aklımdaydı. Çok iyi oldu. Onlarla ilgili çeşitli YouTube'dan bir şeyler buldum. Tabii asla bir uzmanın eşliğinde olduğu gibi olmuyor ama Tabii. bunlar beni biraz hareket etmeye teşvik etti bu ara. O yüzden az önce bir ev yürüyüşü yapıyordum. Tam oturdum. Aa, bizimkiler canlı yayın açmış dedim. Biraz hareket etmemize bence iyi gelecek. Evet, ben de bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben de hani aslında hani daha öncesi ben de bilmiyordum bu pulmoner rehabilitasyon kısmını bizde. Önemini bilmiyordum.
Duyduktan sonra bununla ilgili ben ne yapabilirim? Hani doktora gidemiyoruz şu an, bir şey yapamıyoruz. Muhtemelen o kısımlar, yani o bölümler de şu an kapalı olabilir, belki bilemiyorum. Ben de böyle kendimce videolar seyrederek, hatta böyle kendime dumbbell aldım, atıyorum hatta durumdan, sen görüyorsun. Pilates lastikleri falan aldım ve takip ediyorum o videoları ve yapmaya çalıştım. Bugün oksijen saturasyonuma baktım, 82 idi. 82 benim için çok iyi. Evet, bakın bununla geziyordum ben de tam üzerinde henüz çıkarmadım. Yani demek ki işe yarıyor, çünkü solunum kaslarımızı kuvvetlendirmemiz bizim için işe yarıyor. Bir tane daha mı? Şuradan bakıyorum. Filiz Hanım sanırım istek gönderdi size. Öyle mi? Göremedim ben. İstek göndermek isteyen arkadaşlar çıkıp geri girsinler. O zaman istek butonu çıkıyor karşılarına. İstek gönderebilirler. Burada bir tane bağlan, sadece bir konuş canlı video da olabilir. Ha, bir tane. O O zaman ben zaman ben seni gidiyorum. tamam, hadi. Sen Herkese sağlıklı hadi bir görüşürüz. akşamlar. Yeni bir Görüşmek konu arayız. üzere. Hoşça Tamam, kal. görüşmek üzere. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Evet, hemen bakıyorum. Kim bana? Evet, Filiz. Seni istiyorum. Bağlantı gönderdim sana inşallah. Bu arada göremediklerim için lütfen kusura bakma. Ben heyecandan böyle oraya giriyorum. Ay canım benim. Ay canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam böyle bir aksilik oldu. Ben de dedim ki hadi bir konuk alayım. Hadi bir taneyle Evet. yetinmeyin, diğerlerini de alayım. Ya ne güzel ama renk oldu. Renkli oldu. Çok güzel oldu. Vardır. Bence Yani her de. şeyde bir hayır vardır, değil mi? Bence de. Evet. Böyle de güzel oldu. Ne yapalım? Biz de Evet. o zaman Evet, ne birbirimizi güzel. dinleriz. Nasılsın? Evet. İyi misin? Canım. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizlerle daha iyi oluyorum böyle. Ay ne Gerçekten güzel. hani daha önce yine ben dernekteydim ama biraz böyle dışarıda bırakmıştım kendimi. Ama farkındaysan bu aralar biraz sizdeyim. Hani Evet. ama bu bana çok iyi geldi. Onu Evet. hissettim. Ve Evet. bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Hani bence hastalar gerçekten birbiriyle iletişim kurmalı. Çünkü birbirimizden öğreneceğimiz şeyler var. Ve Kesinlikle. öğreniyoruz da mutlaka hani diğer hastalar da bize gelmeli yani. Bunu kaçırmamalı diye düşünüyorum. Bence Mutlaka de. mesela 13 Şubat'ta aile toplantımız var. Mutlaka katılmalılar. Evet. Ya Birbirimize. toplantılarımız da çok zevk, yani çok eğlenceli, Evet, zevkli, güzel yarışmalar. oluyor. Evet. Evet, Birbirimizin çok. evine konuk oluyoruz. Bu çok güzel bir Evet şey. ya. Gerçekten çok güzel paylaşımlar Yani yapıyoruz. evet, birbirimizle bağ kuruyoruz. Bu da çok güzel. Yani bence de herkes Evet. katılmalı toplantımıza. Evet. Davet O ediyoruz zaman buradan. seni de dinleyelim mi birazcık? Dinleyelim. Canım ben 2012'de bana İPAH teşhisi konuldu. Yani nedensiz bir İdiopatik. pulmoner, evet, idiopatik. Yani zaten benim baba tarafımda kalp hastalığı var. Ben kendim de sağlıkçı olduğum için yani direkt hani nasıl söyleyeyim, kardiyolojiye gittim. Yani bende bir sıkıntı var. Bunu hissettim. Kardiyolojiye gittim. Teşhisim de hemen konuldu. Pulmoner hipertansiyon teşhisim. İşte gerekli tetkikler yapıldı. 10 senedir şu an işte İPAH hastasıyım. İlaçlarımı kullanıyorum. İşte yeni bir tedaviye başlayacağım. Remodulin subkutan tedavisine başlayacağım. Şu an onun işlemleriyle, onlar için işte devlet bazı şeyler istiyor. İşte işlemleri baştan istiyor. Bazı hekimlere görünmemi istiyor. Onları şu an yaptırıyorum. Yani ben de 10 senedir İPAH'la mücadele ediyorum. Yani Peki bizimle tanışmak sana nasıl? İyi geldi mi yani çok derneğin iyi içinde olmak? geldi. Yani hani tamam, hastalığı yakalanmaya sevinmez ama yani çok iyi insanlar da tanıdım. Hem dernekte olsun sizleri tanıdım. Özellikle ben şimdi derneğin hani sosyal medyasında bazı bölümlerinde de işte yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani sizleri tanımak hani beni çok mutlu etti. Ayrıyetten hani başka, yani nasıl söyleyeyim, hastanedeki arkadaşlarım, hocalarım, yani onlar da çok muhteşem insanlar. Yani bir hastalığa sevilmez ama karşıma çok güzel insanlar çıkardı. Buna seviniyorum. Ve dernek burada çok güzel bir köprü oluşturuyor. Bir de Kesinlikle. şöyle aslında mesela bir sürü doktorla Evet.
bizi karşı karşıya getiriyor. Bu ne kadar büyük bir zenginlik aslında biz hastalar için, değil mi? Biz bir tane doktora ulaşamazken birçok doktoru burada dinleme fırsatı buluyoruz. Çünkü biz zaman zaman doktorlarımızla konuk alıyoruz ve onlar da bize hastalıkla ilgili Evet. bilgiler veriyor. Biz sorular sorabiliyoruz. Bu çok aslında bunu biz normalde şöyle yapıyorduk. Tabii pandemi girdiği için yapamıyoruz. Normalde hani doktorlarımızın hastanelerde toplantılar yapıyorduk. Evet, Hastalarla buluşuyorduk. evet, evet. Ama böyle daha geniş bir çerçeve oldu aslında. Bu da kötü bir şey olmadı bence. Hani Bence çok iyi. Ben yani derneğe katıldıktan sonra bana çok şey kattı. Yani bence hastalığımızla ilgili bilgi sahibi olmamız lazım, kaçmamamız lazım. Ben katıldıktan sonra çok çok yani organ bağışı ile ilgili işte hekimlerle ilgili yani inanılmaz bilgi sahibi oldum. Yani sağlıkçıydım ama derneğe katıldıktan sonra daha çok bilgi sahibi oldum. Yani derneğin etkisi çok fazla. evet, kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bilgilendirme açısından, Evet. yol gösterme açısından, yani ve birçok konuda gerçekten dernek çok etkili. Ben kesinlikle hani derneği göz ardı etmemelerini, kesinlikle üye olmalarını, illa Evet. hasta olmalarına gerek yok yani. Hani gönüllü üyelere de ihtiyacımız var bizim. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle bize destek olmak istiyorlarsa lütfen derneğimize gönüllü olarak da üye olabilirler. Çünkü biz hasta Evet. olduğumuz için böyle biraz daha çabuk yoruluyoruz. İşte Evet. Gönüllüye her zaman iyi ihtiyacımız var. Evet. olmayabiliyoruz. Evet. Evet. Sana da Öyle. katıldığın için teşekkür ederim. Ben Ben şimdi teşekkür ederim. seni göndermeden sormak istiyorum. Tamam. yayınımıza başka katılmak isteyen var mı diye soruyorum. Katılmak isteyen varsa lütfen alayım hemen. Çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Evet. Evet, senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Mesela sen 13 Şubat'a hazır mısın aile toplantımıza? Evet, hazırım. Yani Biz bu hafta kimin evinde iyi konuktuk? notlarımı aldım. İyi güzel gelişmeleri de. Ben de Durumu. kafamda yazıyorum. Not almadım. Olcay beni öldürecek. Niye yazmadın diye. Kafamda not alıyorum. Şimdi o gün soru sorulduğunda takılmayalım falan. Ya Ben toplantılarımız de çok zevkli. Herkes Yazayım, evet. katılsın. Ben de hazırlık yapayım, şöyle bir hatırlama yapayım. Evet. Hazırlık yapayım, Olcay beni tokatlamasın. Evet. Bugün ben bir de şey yaptım Emine canım. En nabızdan organ bağışı talebine Wow. başvurdum. Evet. Ya Herkesi de bunu çok yapmaya güzel. davet ediyorum. Yani Evet, kesinlikle. kesinlikle. Bugün Enabız'da böyle bir sistem varmış. Hani görmemiştim ben Evet. açıkçası. Bugün onu gerçekleştirdim. Organ bağışı Evet, şunu talebimi. o zaman şunu söyleyelim o zaman. Biz hasta olabiliriz ama organlarımızın kullanıp kullanılmayacağını ancak doktorlar karar Evet. verebilir. O yüzden biz de Kesinlikle. organlarımızı bağışlayabiliyoruz. Kesinlikle. Evet. Bağışçı olabiliyoruz. Yanlış söylemeyeyim. Bu arada şeyle ilgili konuşmak ister misin? Belçika modeli, varsayılmış rıza sistemi. Gelmesini çok istiyorum gerçekten. Yani organ bağışı ülkemizde daha aktif. Yani özellikle akciğer bağışının daha aktif olması gerekiyor. Yani belki diğer organlarda bu sıkıntı bu kadar yaşanmıyor. Yani böbrekte falan Evet. sen de biliyorsun. Belçika modelinin gelmesini onaylıyorum, destekliyorum, imza kampanyalarına katılıyorum. Instagram'dan canlı yayından düştünüz diye mesaj geldi. Allah Allah, niye Nereden? öyle bir şey oldu? Nereden? Şeyden mi? Bizi gören var mı, göremeyen var mı, lütfen bize el sallayın. Evet. Yayından düştük mü biz? Bizi gören varsa lütfen el sallasın. El sallıyorlar. Bizi görüyorlar. Kamil, sen göremiyorsun bence bizi. Ha, biraz. Mesaj gelmiş, evet. Ama görenler var, bak el sallıyorlar hala bize. İstersen bir yani Bizi çıkıp gören tekrar varsa bağlan. lütfen şey yapabilir misiniz? Yazın bize, yazın. Hayır, görüyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Kamil de sorun o zaman. Bir saniye, şuradan skleroderma yutma zorluğu yapıyor mu acaba? Evet, bunu biz skleroderma arkadaşlardan yutma zorluğu yaşadıklarını biliyoruz. Biz pulmoner hipertansiyon hastasıyız ama skleroderma hastası bir sürü arkadaşımız var. Evet, Nurbanu Hanım diyorum o zaman. Evet, yutma zorluğu yaşıyorlar sklerodermalı hastalar. Evet, Bu görüyoruz diyorlar. Herkes. benim dernekteki canlı yayınım Öyle mi? Tamam. bu Senin bu arada arada. alayım ben o zaman ciddi bir yayına. Şu an böyle sürpriz bir yayın oldu. Daha geniş bir İnşallah şekilde. ayarlarız ileriki zamanda. Tamam.
Anlaştık. Evet, başka yayınımıza katılmak isteyen var mı? Bu arada varsayılmış rıza sisteminden bahsetmek istiyorum ben. Aksi beyan edilme, kişi aksini beyan etmedikçe devlet tarafından organları bağışlanmış kabul ediyor. Ama eğer kişi derse ki ben organlarımı bağışlamak istemiyorum diye devlete beyan ederse devlet bunu kabul ediyor ama kendisi de organ nakline ihtiyaç duyduğunda organ listesinin yani organ bekleyenler listesinin en sonuna yazılıyor. Diyor ki sen bir dur bakalım. Sen bize organlarını vermiyordun. O zaman sana da biz en son organ bir buluruz bir ara diyor. İşte varsayılmış rıza sistemi bu şekilde. Belçika modeli. Biz dernek olarak da bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü organ beklerken bir sürü insan maalesef hayatını kaybediyor. Oysa burada biz birçok hastayı ağırladık. Akciğer nakli olmuş, yeniden hayata tutunmuş, yeniden yaşama tutunmuş insanlar. Lütfen organlarımızı bağışlayalım. Şu an Kesinlikle. Türkiye'de bu yok. Organlarımız toprak olmasın, çürümesin, başkalarına can olsun, hayat olsun. Bence ölmeden önce bu yapılabilecek en güzel iyilik diye düşünüyorum. Bunu da eklemek istedim. Kesinlikle evet. Ya en basiti şey, mesela benim bir akrabam 15 gün önce göz korneye nakli oldu. Yani hastayız diye düşünmemek lazım. Yani en basiti korneye düşünün. Yani o insan Evet. görmüyordu ama o korneye onun için şu an çok büyük bir lütuf yani. Tabii Görmüyordu, ki. nakil oldu. Şu an görüyor, mutlu. Şimdi o Yani. ne kadar, ama hani bunun önemini anlamak için bizim bunu yaşamamamız gerekiyor. Hani organ nakline ihtiyaç duymadan önce bunu Evet, bilincine anlayalım. varmamız gerekiyor, anlamamız Evet, gerekiyor. aynen. Doğru, Bunun doğru. ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Evet, o sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bir tane hocamız katıldı aramıza. Hoş geldin diyorum. Bülent Mutlu hocamız. Hoca, kendisini Ha, yakından tanıyorum. Beni Bülent Hoca. unutmuştur ama hocamıza buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben Hocam de asıl konumuz iyi biz böyle kendi akşamlar Bülent aramızda Hocam. başka hastalarımızla sohbet etmeye çalışıyoruz. Organ naklinden bahsetmeye çalışıyoruz. Sizler organ bağışından ile ilgili bizlere daha güzel şeyler söylüyorsunuz tabii. Ve sizler bizlere umut oluyorsunuz. Başarılı çalışmalarınızı da biliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, yayınımıza katılmak isteyen başka arkadaşlar var mı? Bekliyorum hala sizi. Bekliyorum, bekliyorum. Bakıyorum şöyle, sorular kaçırmış mıyız diye. Evet. Evet, sanırım başka yayınımıza katılmak isteyen yok diye düşünüyorum. Olsaydı bize söylerlerdi. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Şu an için yok canım. Yani aklıma gelebilecek her şeyi söyledim. Fulya'ya da sana da çok teşekkür ederim. Beni burada yalnız bırakmadınız. Ne demek Çok teşekkür canım? ederim. Ne demek? Ben Çok teşekkür sağ ederim. İyi olun. akşamlar. Toplantıda İyi görüşmek akşamlar. üzere. İnşallah toplantıda kesinlikle pastalarınızı. Ben şöyle şey aldım. Bence o olur değil mi? Küçük top kek aldım. Hayır, olmaz. Onu Kamil Bey kabul etmez ki, el yapımı olması lazım. Yapımı. Onu yaparım canım. Onda ne var? Tamam, kendi pastamı kendim yaparım o zaman ben. Yok canım, şaka, tabii ki de olur. Öyle böyle bir mum bir de küçük. Yani ben herkes için söylüyorum. Şöyle küçük top kekler, ıslak kek var ya hani şöyle. Daha Evet mum içine. evet bir tane de Onun pasta içine mumu, bir küçük harika, mum. süper olacak Tamam, hep inşallah. beraber. İnşallah dileğim, yani en büyük dileğim de bu Covid'i atlatıp sizlerle yüz yüze İnşallah. canlı bir toplantıda bir araya Evet, gelmek hepinizle. kesinlikle. Evet, İnşallah bir o gün o da günleri olur. inşallah. Son bir çağrı yapıyorum. Sizlerden biri konuğum olmak ister mi? Bilal Bey var. Ömrüye. Şimdi isimler de değişik, böyle herkes bir rumuz kullandığı için. Özlem Hanım mesela, yayınıma katılmak ister misiniz? Sanırım bir istek gelmiyor. O zaman ben veda ediyorum. Herkese yine bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum Rica bağlantı kurduğun ederim. Rica ederim. için. Ben Öpüyorum. teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Tamam. İnşallah İyi bir daha bir sorun yaşamayız. Hoşça kalın. İyi akşamlar. akşamlar.